senden yani, geri kalmasına. Yani. Şimdi bu arada Burcu Güneş'e ulaşmaya çalıştı. Ben Burcu'ya hak verdim bu konuda. Kusura bakmayın. Burcu Güneş'e yani ulaşmaya çalıştı yapımcımız, fakat Burcu'ya ulaşamıyoruz ama tabii ki cevap hakkı saklıdır. Hanımefendi çıkmış, almış kameraya karşısında konuşuyor. Burcu'nun da konuşmaya hakkı var. Ama biz şimdi başka bir konuya geçmek durumundayız. Kenan Doğulu Beren Saat çiftine geçiyoruz. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Ters ışıkmış. Yok selülitmiş. Hepsi hikayeymiş. Ters ışıktan da gördük. Taş gibi bir Beren Saat. Buyurun. Kenan Doğulu ve Beren Saat. Evlilikleri hep çok konuşuldu. Ha ayrıldılar, ha ayrılacaklar dendi. Pandemi onlara hiç yaramadı. Ancak Beren Saat ve Kenan Doğulu kara bulutları dağıttı. Güneş gibi yeniden doğdu. Beren Saat ve Kenan Doğulu evlilikleri dünya evine girdikleri ilk günden beri çok konuşuluyor. Evliliğin ilk yıllarında Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun ailesi arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmiş. Bu sebeple ünlü çiftin defalarca ayrılığın eşinden döndüğü söylenmişti. Boşanma haberlerinin eli kulağındayken Beren Saat'in geçtiğimiz yıllarda Fransız DJ Maga ile fotoğrafları ortaya çıkmış, herkes tek bir şey düşünmüştü. Bu iş bitti. Pandemi döneminde alacakları ne kadar hasar varsa hepsini alan çiftin ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Ancak onlar resmen yeniden doğdu. Pandemiyi fırsata çevirdiler, birbirlerine vakit ayırdılar. Beraber sergi gezdiler, dışarı çıktılar, müzik yaptılar. Geçtiğimiz günlerde de Kenan Doğulu'nun yeni çıkarttığı Bumaya şarkısında Beren Saat oynadı. Anlayacağınız, onlar birbirlerine olduğu gibi sevip evliliklerine bir şans daha verdi. Kenan Doğulu'nun geçen cuma Bodrum'daki Bibiş'te verdiği konserden sonra romantik bir mavi yolculuğa çıktılar. Çift kiraladıkları lüks tekneyle Gümbet açıklarında görüntülendiler. Kenan ve Beren birbirlerine öpücükler kondurmaya, sarılmaya doyamadı. Denizin keyfini çıkarıp objektiflere mutluluk pozları verdiler. Siz beğenmediniz mi Beren'i? Ya beğenmedik değil de hani böyle amşam bir şey göremedik yani senin hani. Yani ben Beren'in yaşıtları ve daha da küçüklerinin vücutlarındaki o deformeleri gördükten sonra. Ha yani deforme yani ama vücut böyle vav bir vücut değil de. Şöyle şey yok diyorsun. Selülit yok. Ha, selülit bir yok. Tane selülit yok. Baca arka bacağında dalga. Ama çok yani uzun. Bir tane gölge yok. Ama çok uzun. Yani öldürmüyor, sıkmaya razı ediyor diyorsun. Bence geçerli bir vücut. Yani bir şey söyleyeceğim. Ben bunları seviyorum. Ben bu Kenan'ı çok seviyorum. Çünkü bu evliliği bana göre sürdüren ve kollayan Kenan yani. Sahip çıktı. Ne yaparsa yapsın sahip çıktı. Yani Kenan ne yaparsa yapsın bence bir şeyler biri bir şey yapıyorsa Kenan'dır o da. Karısı sahip çıkıyordur orada. Yani, ama başka erkekler eski sevgililerin falan resmini falan paylaştı. Herkes kabul etmez böyle şeyleri Deniz. Demek ki o da başka kabul edilemeyecek bir şey yaptı ki kıza o da bunu yapabiliyor. Öyle düşünelim. Al gülüm ver gülüm mü diyorsun? Yani şu anlamda ya? Söylüyorum. Ha? Evlilik mi olur ya? Al gülüm ver gülüm. Sen onu yaptın ben bu kadar yaparım falan. Yani bir sürü evlilik böyle gidiyor. Yani, güllerin evet. Savaşı. Yazık. Ya hayır canım bize yani bize göre yazık. Onlar gayet güzel götürüyor işte. Bak i̇şte ben güzel. Ben anlamıyorum. Bana diye. Göre yazık değil gayet de iyi anlaşıyorlar bana sorarsan. Bence o sorunu... Bundan besleniyorlar. Bence o sorunlu dönemeçleri iyi atlattılar. Buna şey iyi, ben mutluyum ben onları mutlu görmekten. Tabii artık bir de çok kalabalık bir arkadaş ortamındalar ve ona rağmen böyle yeni çift gibi davranıyorlar. Ama sürekli artık Beren'in gerçekten dijital platform değil, televizyonlarda Aşkı Memnun'un tekrarlarını seyretmekten gerçekten fena geçiyor. Dijital platformda bence devam etmeli o. Niye? Çünkü artık o platformlar daha prestijli. Ya onu da yapsın gene prestijli. Dizi için yani söylüyorum. Biraz daha... Ben hala o kadar televizyonun daha prestijli olduğunu düşünüyorum. Dizi anlamında söyleyeyim. Neden? Diziler nedenini, daha... Nedenini reklamdan sonra tabii söyle. Çünkü reklamlardan sonra bir neden geliyor bu. Çünkü bu yok. Dizi açısından daha... Sansürsüz rahat olsun. Ve istenilen her konu orada rahatlıkla işleniyor. Ben Beren Saat'in özellikle bu son dizisinde daha spiritüel, daha Göbekli Tepe'yi anlatan o hikaye. Ben böyle şeyden ona çok yakıştığını düşünüyorum. Bizim şimdi ulusal kanallarda bunlar biliyorsun bazı sebeplerden yasaklı. Yani bir aşk memnun mu yani? Ama ben burada yani yine onu bir alengirli bir rolde seyretmek istiyorum. Ben de Beren Saat'i özledim yani. Yine alengirli bir dizide. Çünkü o hiçbir zaman çok pür,
iyi niyetli bir başrol aktristini oynayamaz. Kara Melek. Ya şöyle söyleyeyim, Bihter'den Fatma Gül'e geçişi korkunç bir hız bence. Yani evet. İnanılmaz yani, bir ama farkı. Bihter yani. O Bihter. Bihter ya. Ama şeyi de Bihter'e uygun. Yani gerçekten fiziksel olarak da Bihter. Fiziksel de bence kendi karakterle de yani kişiliğinde de bir Bihter'lik var. Ama herkesin kendi zaten bu bütün seçimler yapımcıların yüzüne yansır. Kötü adam o bu birazcık kendi kişilikleri yüzüne yansır. Yani bence Beren'de bir Bihter'lik var. Yani Fettan mı demek istiyorsun? Fettan kadar yani rolleri. Yani inatçılığı var, hırsı var, en azından tutkusu var, tutkusu. Yapmış. Tutkusu var. Yani savaşması var, inadı var falan var var yani onda. Dolayısıyla bu roller üzerine çok güzel oturur. Ben Beren Saat'i dizilerde görmek istiyorum. Yani dijital platformda görelim ama biraz daha Alaturka dizilerde. Kendisi demek istiyorum. Ama olmuş, ama aldatmış, ona mı gitmiş falan çok isterim yani. Entrika istiyorum diyor ben. Ya ben de o kadar Göbekli Tepeleri falan istemiyorum. Entrika dizilerinden şiştim ki ben izlemiyorum ama işte zevk meselesi. Sen romantik bir kız değilsin. Ama değilsin yani. İzleyeyim zaman şeylerin dizisini neydi? Ya ben kulisten arabesk dinliyordum. Bitti ben canım. Bir şey söyleyeceğim sana. Bu Pink Floyd dinliyor yani. Bir de bağırıyor içeride. Sen sesi kapatsana diye. Sesini, yani. Sesini evet. Bastırabilmek için. Pazartesi Cengiz İmren gelse programa. Yani bütün gerçekten bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaş ben Cengiz İmren'in bir şarkısını bilmem. O Star'da ezberlemiştim. Ama bir Cengiz'in bir şarkısını Cengiz'in bütün şarkıları bir dakika Star'da olmuş. Nasıl ezberlemişsiniz? Sürekli yan odadan. Saçmalama sabah. Ben onu dinlemiyordum. Dinliyordun. Şimdi, ay Deniz hayır o değildi o. Arif Susam falan benim için Arif Susam. Ya Arif Susam'a çok sevdiler. Ben çok seviyorum Arif Susam. Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu en büyük hayranlarıydım. Kapatmak zorundayız. Burada çarşı pazar karıştı. Yani ne alakası?